Evet, 12 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını idrak etmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse bu gece ilk teravihimizi kılacak, ilk sahurumuza kalkacak. Yarın itibariyle de inşallah ilk orucumuzu tutmuş olacağız. Oruç farz bir ibadettir. Farziyeti de kitap ile, sünnet ile sabittir. Ramazan ayında tutulan bir ibadettir. Ramazan ayı önemli bir aydır bizim için, Müslümanlar için. Çünkü Ramazan ayında yapılması gereken bazı ibadetler vardır ki ancak Ramazan ayında yapılabilir. Ramazan ayına mahsustur. Diğer aylarda yapılmaz. Bunlardan birisi dediğim gibi oruç ibadetidir. Bir diğeri teravih namazıdır. Bir diğeri fitir sadakasıdır. Bunlar Ramazan ayında yapılması gereken ibadetlerimizdir. Ramazan orucu bizim üzerimize farz kılındığı gibi ayet-i kerimede de açıklandığı üzere bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış bir ibadettir. Ramazan'ın bize kazandırdığı hem maddi hem de manevi birçok faydalar vardır. Manevi faydaları arasında birliğimizi, beraberliğimizi, yardımlaşma duygularımızı, barışı, kardeşliği temin ettiği için çok önemli bir aydır. Bu ayda Müslümanlar ibadetlerine daha çok önem verirler. Namazlarını camilerde efendim cemaatle eda etmeye gayret ederler. Bir de oruca riya, gösteriş, karışma ihtimali olmadığı için orucun sevabı, mükafatı Allah katında çok daha büyüktür. Çünkü hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak bütün ibadetlerin sevabı birden ona kadar verilebilir. Öyle büyük dereceleri vardır. Ama oruç benim için olduğundan dolayı onun mükafatını ancak ben takdir ederim, ben veririm buyuruyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Oruç önemlidir dedik. Tabii insanı birçok şeylerden alıkoyar, insana sabrı alıştırır, insanın nefsini daha iyi terbiye eder. Bu bakımdan efendim nefsimize sahip çıkmamız, nefsimizi terbiye etmemiz adına yememe, içmemenin yanında bir de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymamız, yasakladığı şeylerden de uzak durmamız lazım gelir ki orucun manevi sevabına, mükafatına nail olabilelim. Bir diğer husus, Ramazan-ı Şerif ayında ibadetlerimizi artırmanın yanında fakir ve fukaraya da önem vermeliyiz, onların da ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Tabii üzerimizde birçok haklar vardır, hak vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yılki teması, Ramazan teması üzerimizde hakkı var. Bu Ramazan ve her Ramazan veya her zaman bu bakımdan bu şekilde bizim nefsimize karşı olan görevlerimizin, bizim şahsımızın üzerimizdeki hakları, çevrenin üzerimizdeki hakları, komşuların, annenin, babanın üzerimizde birçok hakları var. Bu hakları bu mübarek ayda tekrar hatırlayacak, konuşacak. Efendim varsa üzerimizde haklar yapamadığımız, inşallah bu haklarımızı en layık vecihle, en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz.